Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Günaydın Vietnam. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgali ve ardından gelen 8 yıllık savaşı en iyi anlatan sözcüklerden birisi, cümlelerden birisi. En az yarım milyon Vietnamlının 55 bin Amerikalı askerin yaşamına mal oldu bu savaş. Ve savaşın anlamsızlığını en iyi anlatan cümle belki de Silahlı Kuvvetler Radyosu'nun sunucularından Adrian Cronauer'ın bu anonsuydu. Cronauer dün öldü, arkasındaysa sıra dışı bir kültürel miras bıraktı. Anlatacağız. Satürn'ün uydusu Titan net görüntüleriyle kafa karıştırmaya devam ediyor. Buzla kaplı uyduda yaşam belirtisi olabilir, paylaşacağız. Ve et obur bitkilerden oluşan bir botanik fuarı, Kolombiya'da olağan dışı görüntüler eşliğinde bir tarım fuarına konuk olacağız bugün. Dünyanın haberi başlıyor. Radyo, diğer kitle yayın araçları arasında belki de en özgürlükçü olanı. Son 70 yılda onun başardıklarını anlatmak için günlerce yayın yapmamız gerekir. Radyonun özgürlükçü yanını anlatmamız için. Ve bir de onun özgürlükçü neferleri vardır. Kimilerinin adı sembol haline gelmiştir. Dün aramızdan ayrılan Amerika'da radyo sunucusu Adrian Cronauer da onlardan biriydi. Onu Günaydın Vietnam isimli filmde tanıdık ama o bir film kahramanı değildi. Kendisi kadar öyküsü de gerçekti. Savaşın içindeyken savaşın anlamsızlığını haykırmaya cesaret etmiş gerçek bir radyocuydu. Good morning Vietnam! Hey, this is not a test. İşte bu anonsla tanıdı onu tüm Vietnam, tüm Amerika ve tüm dünya. 1987'de Barry Levinson'ın yönetmenliğini yaptığı Hollywood filmi Good Morning Vietnam, Günaydın Vietnam aslında gerçek bir öyküye dayanıyordu. Filmde Robin Williams'ın canlandırdığı Adrian Cronauer, 1965 yılında Güney Vietnam'ın başkenti Saigon'a görevli olarak gelmiş bir askerdi. Cronauer, Saigon'daki Amerikan Silahlı Kuvvetler Radyosu'nda sabah programları hazırlamaya başladı. Ve her sabah cephedeki askerlere sanki savaşın ortasında değillermiş gibi gayet enerjik ve mutlu bir ses tonuyla günaydın dedi. Good morning Vietnam. It's just smidgen past 5 after 6 and here we go with another day's version of the Don Buster Show from Armed Forces Radio. Vietnam Savaşı'nın siyasetçilerin yanlış tercihleri yüzünden girilmiş bir bataklık olduğunu düşünen Adrian Cronauer, program anonslarında ince bir mizah ve hiciv tonu yüksek bir üslup benimsedi. Seçtiği şarkılar da çoğunlukla savaş karşıtı ve onu eleştiren şarkılar oldu. Giderek Amerikan kuvvetlerinin Vietnam'daki varlığını sorgular hale gelmesi, hatta sansürlü haberleri okuması Cronauer'ı zor durumda bıraktı. Right now with music. Hizmet süresi sona ermeden Ordu Radyosu'ndaki sunuculuk görevinden alındı. Vietnam'dan sonra verdiği röportajlarında savaşın nedenleri ve kullanılan yöntemler konusunda dönemin iktidarını eleştirdi. Vietnam Savaşı hakkında ordu içinden ilk eleştirilerin bir radyocu tarafından dile getirilmesi, Adrian Cronauer adını radyocuların özgürlükçü tavırlarını kanıtlayan bir sembole dönüştürdü. Robin Williams, bu sıra dışı öykünün kahramanını canlandırdığı Günaydın Vietnam'la çok sayıda ödül kazanırken, her dönem temel hak ve özgürlüklerin yanında olan radyocular onu hiç unutmadılar. Adrian Cronauer, savaşın ortasında savaşın anlamsızlığını haykırmaya cesaret eden bir radyocu olarak aramızdan ayrıldı. Morning Vietnam'la bitirecekti tabii. Günün en ilginç görüntülerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 istihbarat örgütünün çatı kuruluşu olan
USIC Başkanı Dan Coats verdiği olağan dışı görüntüyle kendisini izleyenleri şaşırttı. Bir düşünce kuruluşunda Başkan Donald Trump'la ilgili soruları yanıtlayan Coats, son dakika bilgisi olarak Vladimir Putin bu sonbaharda Amerika'yı ziyaret edecekmiş diyen sunucuya önce inanmadı, sonra kahkahalarını tutamadı. Ne de olsa böyle bir bilgiye ilk ulaşması gereken kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. That Vladimir Putin is coming to the White House in the fall. Say that again. You, Vladimir Putin coming to the... Did I hear you? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Bu görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal İstihbaratın çatı kuruluşu USIC Başkanı Dan Coats'a ait. Dan Coats, düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsü'nün güvenlik forumunda MSNBC'nin dış haberler koordinatörü Andrea Michel'in sorularını yanıtlıyor. Başkan Trump'ın Putin'le görüşmesinin basına yanlış yansıtıldığını iddia ederken Andrea Michel, bir saniye son dakika haberi geldi diyor ve ekliyor. Başkan tweet attı, sonbaharda Putin'i Washington'da ağırlayacakmış. Okay. Yeah. Bunu yanlış anladığını zanneden Coats, inanmamış bir edayla tekrar eder misiniz diyor. Andrea Michel aynı sözü tekrar edince kendini tutamayıp gözleri yaşarıncaya kadar kahkaha atıyor. Sonunda durup, işte bu da farklı bir açıklama demek zorunda kalıyor. Dan Coats, Trump'ın tweetinden önce forumda bulunanlara Trump'ın Rusya'ya karşı nasıl onurlu ve kararlı bir dış politika yürüttüğünü, asla taviz vermediğini anlatıyordu. Hatta Putin'in Trump'tan korktuğunu bile söylemişti. Şimdi siyasi gözlemciler, Washington'da gerçekleşecek böylesine önemli bir buluşmadan istihbaratın başındaki kişinin neden haberdar olmadığını tartışıyor. Say that again. Geçen yılın Eylül ayında Satürn'ün atmosferinde yanarak yok olan Cassini uzay aracı bilime katkıda bulunmaya devam ediyor. Uzay aracının 13 yıl boyunca gönderdiği verileri birleştiren bilim insanları Satürn'ün uydusu Titan'ın şimdiye kadarki en net fotoğraflarını oluşturdu. Cassini uzay aracında bulunan kızılötesi kütle spektrometresinin kaydettiği veriler aylar süren çalışmaların ardından 6 fotoğraf farklı fotoğraf haline getirildi. Titan'ın buzlu yüzeyi fotoğraflarda net bir şekilde görülebiliyor. Farklı zamanlarda ve ışık koşullarında alınan binlerce görüntünün birleştirilmesiyle Titan'ın yüzeyindeki damarlı yapı gözler önüne serildi. Uzmanlar Titan'ın atmosferinde bulunan partiküller nedeniyle uyduyu görüntülemenin son derece zor olduğuna vurgu yapıyor. Kızılötesi fotoğraflardaki kahverengi bölgelerin kumlu alanlar, mavi ve mor alanların ise buzla kaplı olduğu sanılıyor. 1997'de fırlatılan Cassini uzay aracı 2004'ten beri Satürn ve Titan'ı inceliyordu. Kısa bir haber turuyla devam ediyoruz. İlk görüntümüz Pakistan'da bir siyasi partinin seçim kampanyasından Peşaver'e bağlı federal aşiretler bölgesinde kampanya konuşması yapan parti yetkilileri. Gördüğünüz gibi bulunduğu sahneden aniden içine çökmesiyle düştü. Aşırı ağırlıktan çöktüğü anlaşılan sahnenin altından en az 10 yaralı çıkarıldı. Şans eseri ölü yok. Bu görüntü Kanada'nın British Columbia bölgesinde vahşi doğanın içerisinde kano yapan şehirliler aniden suya atlayıp kendilerine doğru yüzmeye başlayan boz ayıdan korku içerisinde kaçmaya çalışıyorlar. Dehşet çığlıkları bir yana ayı da turistlerin paniğinden korkuyor ve nehrin karşı kıyısına doğru kimseye bulaşmadan doğrudan yoluna devam ediyor. İngiltere'de bir çay üretim firması reklam kampanyası için bisküvilerden oluşan sıra dışı bir gösteri tasarlamış. 5000 adet bisküvinin domino taşı olarak kullanıldığı bu gösteri sosyal medyanın şu sıralar en beğeni toplayan viral reklamı. Bisküvisiz çay düşünülmez görüşünden hareketle ofislerinde akşamüstü çay demleyenlerin ağzını sulandıracak bir gösteri bu. Ve dünyanın en yalnız insanı,
Görüntü Brezilya'dan, Amazonlardaki balta girmemiş ormanların içerisinden bu görüntü. Ülkenin Rondônia bölgesinde tüm kabile üyelerini 1995'te kaybeden bu adam 23 yıldır tek başına yaşıyor. Tüm kabilesini bölgedeki çiftçilerle çıkan çatışmada kaybeden ve tek başına kalan bu adamın görüntüsü bir amatör gezgin tarafından kaydedilmiş. İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesindeki habere göre 50'li yaşlarını süren bu adamın son görüntüsü 1998'de kaydedilmişti. Dış dünyayla iletişim kurmayan, kabilesinin son kalan üyesi yaşamını belli ki avladığı maymun, kuş ve yaban domuzlarını yiyerek sürdürüyor. Televizyon programlarındaki çılgın deneyim ve keşif teması sosyal medyada hayatımıza işte girince sıradan insanların da tutkusu haline geldi gördüğünüz gibi. Bu görüntü böyle birine ait. Arabalardaki bir hava yastığının patlaması halinde üzerindeki insanı ne kadar yükseğe sıçratabileceğini merak eden adam koltuğuyla birlikte en az 2 metre havalanıyor. Yere düştüğünde hafif yaralanan bu garip merakları olan adamın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırmış. Kapibaras, kapibara bizim coğrafyamızda bilmediğimiz bir hayvan türü. Kapibaralar aslında bir tür domuz, keza ana vatanı olan Kolombiya ve Brezilya'da da su domuzu olarak da biliniyorlar. Gayet sosyal bir tür olan bu hayvan, en az 10 bireylik gruplar halinde yaşıyorlar ve insanların arasına da karışıyorlar. Kolombiya'da bir kasabanın pazar yerinde görüntülenen bu evcilleşmiş kapibara, niyet çekmek yani bir tür fal bakmak için kullanılmış, sosyal medyada yüksek izlenme almış bu kapibara görüntüsüyle dünya turunu tamamlıyoruz. Yine Kolombiya'ya gideceğiz. Bu sefer bir botanik fuarına götüreceğiz sizi. Bu fuarın ilgi odağı haline gelen ya da gelmesinin nedeni ise etobur bitkilerin sergilenmesi. Bu bitkiler böcek, hatta fareyle besleniyor. Sadece su ve toprakla değil, etle besleniyorlar. Onlar etobur bitkiler. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da botanik fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda en çok etobur bitkiler dikkat çekiyor. Ziyaretçiler bu bitkileri besleme fırsatı da yakalıyor. Çok hızlı büyüyen etobur bitkiler az verimli toprakta yetişiyor. Böcek, hatta fare yiyerek besleniyor. Bu çok ilginç, etobur bitkilerin daha büyük olduğunu düşünüyordum. Ama küçüklermiş. Böcekleri çekebilmeleri için böceklerin boyutundalar. Botanik fuarının organizatörleri bu bitkilerin insan eti yediği yönündeki yanlış algıyı kırmayı hedefliyor. Bu bitkinin insan yediğini zannedenler var. Dolayısıyla ilk görünce geri çekiliyorlar. Bitkinin ellerini kapacağını zannediyorlar. Ama bu bitkiler kesinlikle insan eti yemez. Dünyanın en ilginç bitkilerinin sergilendiği fuar 23 Temmuz'a kadar açık kalacak. Bu haberle bitirdik. İyi bir hafta sonu dileğiyle. Hoşçakalın.